İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni meselesi ve hukuki boyutları çalıştayı. Soykırımdan kurtulanların varisi Türkiye ekonomisinden talepte bulunuyor. Ermeni şarapları Paris Şarap Fuarı'nda tanıtıldı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Ankara'yı İdlib'deki durumu ağırlaştırmakla suçladı. Dırındez. Ermeni Gregoromen Güreşçilerin Roma'daki parlak performansı. Türk inkar politikası devam ediyor. Toplumun çeşitli çevrelerinde Ermenilere karşı işlenen soykırımı yasallaştırmaya ve Ermeni sorununu bir başka ışıkta sunmaya kendini adamış güçler mevcut. İşte böyle bir kareyi dikkatinize sunuyoruz. Afyon Karahisar Barosu'nun davetiyle Ankara'da Türkiye Barolar Birliği'nde Ermeni meselesi ve hukuki boyutları çalıştayı gerçekleştirildi. Afyon Karahisar Baro Başkanı Turgay Şahin Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Baro tarafından organize edilen çalıştayın 30 Ocak 1 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini söyledi. Şahin şunları kaydetti. Yüzyıllarca topraklarımızda barış içinde yaşayan Ermeniler 1890'dan 1896'ya kadar devam eden isyan sürecinde propaganda gücüyle batı kamuoyunu Osmanlı Devleti'nin aleyhine kışkırtmışlar kendilerinin yol açtığı vahşete karşı devletin uyguladığı yöntemleri manipüle ederek ve zalimane bir şekilde göstererek kendilerini mazlum ve mağdur gibi lanse etmişler. Bugüne kadar algı ve propaganda üstünlüklerini de maalesef başarılı bir şekilde sürdürdüler. Hatırlatmakta yarar var. 29 Aralık 1917'de Batı Ermenistan'ın yerzinka Erzincan bölgesinde Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ateşkesin ardından Sovyet Rusya Halk Konseyi'nin kabul ettiği Türkiye-Ermenistan Batı Ermenistan kararnamesiyle Türkiye Ermenilerinin Batı Ermenistan'ın tam bağımsızlığa kadar gidebilecek kendi kaderini tayin hakkını tanımıştır. 19 Ocak 1920'de Paris Konferansı sırasında Müttefik Yüksek Kurulu tarafından Batı Ermenistan Devleti ve Hükümeti Cumhurbaşkanı Boğaz Paşa Başkanlığında fiilen tanındı ve 11 Mayıs 1920'de San Remo Konferansı'nda ise Deyüre bağımsız ve egemen bir devlet olarak kabul edildi. Batı Ermenistan, Birinci Dünya Savaşı'nın savaşan devletlerinden biridir. 15 Kasım 1916'da Fransa, Ermeni gönüllülerinde yer aldığı Doğu Lejyonunu kurdu. Daha sonra 1 Şubat 1919'da gelecekteki Ermeni Ulusal Kilikya ordusunun çekirdeğini oluşturacak olan Ermeni Lejyonu kuruldu ve Fransa tarafından desteklenip terk edildi. Türkiye, Sevr anlaşmasını 10 Ağustos 1920'de imzalayarak Batı Ermenistan'ı tanıdı ve sonra bunu işgal etti. 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un Bitlis, Van, Erzurum ve Trabzon illerini de dahil eden hakemlik kararıyla Ermeni-Türk sınırını belirlendi. Ancak Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye tarafından işgal edildiği için tanınmadı. 1894'ten 1923'e kadar Batı Ermenistan'ın işgal edilmiş bölgelerinde Ermeni nüfusunun birbirini izleyen üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma maruz kaldığı hatırlanmalıdır. İşgalci Türkiye. 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Karin Erzurum 1920 yılında müttefik kuvvetler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir. Azınlıkların hakları Sevr Anlaşması'nın 93. maddesi uyarınca Batı Ermenistan devleti tarafından tamamen tanınmaktadır. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan Amerikalı Ermeni emlak yöneticisi Mark Chenyan soykırımdan kurtulanların soyundan geliyor. Onun anne ve babası Batı Ermenistan'da doğdu. 1915'teki Ermenilere yönelik soykırım sırasında Alman ve Amerikalı misyonerlerin yardımıyla kurtarıldı. Kaderin bir cilvesi olarak ikisi de kendilerini Mısır'da buldular. Kibris Mail ile gerçekleştirdiği röportajında Mark Chenyan aile tarihini anlatırken 2 milyon Ermeninin soykırıma kurban gittiğinden, iki yetimin farklı ailelerde büyüdüklerinden bahseder ve sonrasında aile kurmak için birleştiklerini belirtir. Mark Chenyan'ın annesi gelinlik tasarımcısıydı. Babası mühendis olarak çalıştı. İlk soyadları olan Çeçenyan ailesinde Nişan ismini verdikleri bir oğulları doğdu. Bu da İngilizcede işaret, marka anlamına geliyordu. O Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındıktan sonra adı ve soyadını kısaltarak Mark Chenyan olarak değiştirdi. 10 yıllardır Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da emlak yöneticisi ve yatırım danışmanı olarak çalıştı. Ofisi Beverly Hills'te, evi Los Angeles'tan biraz uzakta, iş yerinden arabayla sadece kısa bir mesafede bulunuyordu. Makalenin yazarı reportajda en çok üç kelimenin kullanıldığını belirtiyor. Piyasa, disiplin ve Ermenistan. Biyografisinde Ermeni İş Forumu ve Ermeni Eğitim Vakfı ile ilgili çeşitli görevlerden bahsediliyor. Soykırım konusunda devam ederek 1915'te katledilen Ermenilerin varlıklarının sıradan Türklerin katlama katılmasının ana nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Onlar Ermenilerin mülklerine sahip oldular. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Fransa'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin sosyal medya Facebook sayfasından edindiğimiz bilgiye göre 2020 Paris Şarap Sergisi'nde 11 Ermeni şarap şirketinden yaklaşık 40 çeşit şarap sunuldu. Bu bağlamda Paris Şarap faaliyeti şarap üreticilerinin takvimindeki en önemli etkinliklerinden biridir. Fuar, farklı bölgelerden 2000'den fazla şarap üreticisinin ürünlerini sunmak için bir platform işlemi görüyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, briefing sırasında Ankara'nın Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmanın kızışmasından sorumlu olduğunu belirtti. Diplomata göre Türkiye daha önce Rusya Federasyonu ile varılan anlaşmalarını yerine getirmedi. Bunun kanıtı İdlib bölgesinde olan silah sevkiyatıdır. Bu silahlar genellikle teröristlerin eline geçiyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı daha önce bu konu hakkında açıklamada bulunmuştu. Zaharova aynı zamanda Moskova'nın Soçi Anlaşması'ndaki sorumluluklarına bağlı kaldığını da ifade etti. 15 Şubat'ta Haykian Kutsal Takvimine göre daimi Horitis ayının Hrant gününde gerçekleşen Kutsal Dırın dez Bayramı'na yaklaşıyoruz. Ermeni Haykan takvimine göre Dırındez doğanın dört elementlerinden birini ateşi simgeleyen dört sürekli veya yardımcı bayramlardan biridir. Atalarımızın bilgeliğine göre Dırındez ateşiyle kışı ilkbahara yani Arak ayın Arak günü olan 21 Mart'ta Ermeni yılbaşı Paskalya'ya taşımaya yardımcı oluyoruz. Ermeni ruhani geleneğine göre Tarantez gününde gökyüzü ve yeryüzü birbiriyle öpüşüyor ve sevgililer ile yeni evliler için sembolik bir bayram olarak kabul ediliyor. Yüzyıllar sonra batı aynı günü sevgililer günü olan Valentin bayramına dönüştürmüş, böylece asıl Ermeni bayramı olan sevgililer günü bayramı unutturulmuştur. Anaaneye göre kayınvalide yeni gelinle ateşi gösterir ve ateşin üzerinden atlatır. Onu annelik için temizler ve hazırlar. Aşıklar ise sevgisini paklamak ve kutsallaştırmak için ateşin üzerinden atlar. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal Grekoromen güreş takımı Romanya'daki 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın 2 bronz ile geri dönüyor. Roma'daki turnuvanın son gününde Ermeni sporu için eşsiz bir şampiyon olan Artur Aleksanyan bir kez daha tarih yazdı. Artur Aleksanyan 5. kez Avrupa şampiyonu ilan edildi. Güreşçimiz Roma'daki finalinde İtalya'yı temsil eden Nikolas Kahelaşvili ile yarıştı. Artur 7-1 skorla altın madalyanın sahibi oldu. Diğer finalde Gevorg Garipyan yetişkinler dünya şampiyonasında bir zafer kazanmış olan Türkiye temsilcisi Kerem Kamal ile mücadele içinde mindere çıktı. Güreşçimiz gergin geçen karşılaşmada 4 puanlık daha zor bir hamle yaparak ilk kez Avrupa şampiyonasının altın madalyasını kazandı. Garen Aslanyan ve Garabet Çalyan ise bronz madalya kazandılar. Batı Ermenistan Ermeni sporcular tebrik ediyor ve onlara daha fazla zaferler diliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sağak Saakyan tarafından seslendirilen Yeprem Hanatlı eseri sunuyoruz.